Joe Ash 11 sezon Houston Rockets'ta scout olarak çalıştı. Duane Scott, Hakeem Olajuwon ve Yao Ming'in Rockets tarafından birinci sıradan draft edilmesinde çok büyük pay sahibiydi. Ash 30'dan fazla memlekette basketbol maçları izledi. Rockets'ın Zantabak, Oscar Torres, Richard Petrushka, Bostyan Nakbar, Malik Badian gibi uluslararası oyuncuları da Rockets'a Ash kazandırdı. Uluslararası oyuncuların NBA'ye damga vurabileceğine inanan ilk isimlerden biriydi o. Yugoslav ismiyle Mirsad Jahovic'i de 1998 NBA draftinde ilk turda 18. sıradan seçmeye yönetimi de ikna eden oydu. Esasında Joe Ash haklıydı. Ancak NBA zor günler geçiriyordu. 1 Temmuz 1998'de 204 gün süren NBA tarihinin en uzun lockout'u başlamıştı. O sezon takımlar ancak 50'şer maç yapabilmişti. 19 yaşındaki genç oyuncu da kulübü Efes Pilsen'le oynamaya devam etti. O Avrupa'da oynarken 21 Ocak 1999'da Rockets hakkını Philadelphia 76ers'a takas etti. 11 Mart'ta ise 76ers hakkını bu kez New York Knicks'e takas etti. Karışık zamanlardı demiştim. Bugün bir zamanlar Avrupa'da. The Rebound King ki bu lakabı kendisi komik bulurdu. Ve rahmetli İsmet Badem'in ona taktığı lakabıyla Şövalye ki bu lakabı da pek sevmezdi. O akıllarda ve kalplerde savaşçı Mirsad olarak kalmak istiyor. Mirsad Jahovic yani Türk ve Avrupa basketboluna damga vuran Mirsad Türkcan. NBA'deki ilk Türk. 2002 Euroleague MVP'si. Bunu da başaran ilk Türk. EuroLeague Legend seçilen 8 oyuncudan birisi. Tabii ki aynı zamanda bunu da başaran ilk Türk. Bir zamanlar Avrupa. Mirsad Türkcan. Mirsad Jahovic 7 Haziran 1976'da Yugoslavya'nın Müslüman ağırlıklı olan Sancak bölgesinde Kosova sınırına yakın Novi Pazar şehrinde dünyaya geldi. Babası kardiyolog doktor Nusret Jahovic, annesi pediatrist doktor Senia Jahovic çok sevilen ve saygı duyulan insanlardı. Mirsad'ın ablası Sabina da psikolog olunca Mirsad ve kız kardeşi Emina'nın da o yoldan gitmesi şaşırtıcı olmazdı. Mirsad'ın hikayesine devam edeceğiz ama şunu da hemen bir ekleyeyim. Emina da başarılı bir şarkıcı ve besteci oldu. Uzun sürede Mustafa Sandal'la evliydi. Jahovic ailesi Boşnak'tı ama o zaman Yugoslavya olduğu için daha sonra Sırbistan'a dahil olacak Novi Pazar'da yaşıyorlardı. Mirsad basketbolu ciddi olarak oynamaya 15 yaşında başladı. Birçok Avrupalı gibi ilk sporu futboldu. Ancak boyu hızla uzuyordu ve Mirsad voleybola yöneldi. Voleybolda çok başarılı oldu. Rahatlıkla Avrupa'da profesyonel olabilecek veya voleybol bursuyla NCAA'lerin en iddialı takımlarında oynayabilecek potansiyele sahipti. Ancak Yugoslavya tam bir basketbol ülkesiydi. Basketbol hep ilgisini çekiyordu çünkü her yerde herkes basketbol konuşuyordu. 15 yaşında Novi Pazar Kulübü'ne yazıldı. Ancak iç savaş çıkacaktı. Bu kaçınılmaz bir hale getirilmişti. Mirsad'ın birçok akrabası Türkiye'ye göç etmişti. Bunlardan birisi de Tofaş'a yeni transfer olmuş ondan 6 yaş büyük olan İstanbul doğumlu Tekel Spor ve Paşabahçe'de oynamış kuzeni Şemsettin Baş'tı. Halasının kızı Esma ve Şemsettin'in yardımlarıyla Efes Pilsen'in Mirsad'a bakmasını sağlıyorlardı. Tryout gibi bir şey. Büyük potansiyeli Efes görüyor
ve 16 yaşında Mirsad Efes Pilsen'e transfer oluyor. Türkiye'ye daha önce gelmiş birçok akrabasının aldığı soyad Türkçen olduğu için bu ismi alıyor ve böylece Mirsad Yahoviç, Türk pasaportlu Mirsad Türkçen oluyor. Mirsad Türkçen'in ismini duyurmaya başlaması Efes'te uzun sürmüyor. Basketbola geç başladığının farkında. Avrupa'nın en iyi kulüplerinden birine geldiğinin de farkında. 1991-92 sezonuna Efes Halil Üner'le başladıktan sonra takımın başına Aydın Örs'ü getirmişti. Aydın Örs altyapıya çok önem veren, uzun yıllar Efes altyapısında çalışmış çok başarılı bir isimdi. Aydın Örs'e genç takımda geçirdiği iki sezonda Mirsad "ben de varım" mesajını vermeyi ve onun dikkatini çekmeyi başarmıştı. 1994-95 sezonu A kadroya girdi ve ilk maçına çıktı. Ancak Efes'in kadrosu kalite açısından geniş olmasa da uzun rotasyonunda Reggie Cross, Larry Richard, Volkan Aydın, Hüseyin Beşov ve tabii ki Tamer Oyguç gibi isimler vardı. Aydın Örs, Mirsad beni onu oynatmaya mecbur bıraktı. O kadar hırslı ve savaşçı, reboundçı tam bir cengaverdi demişti. 1995-96 sezonunda Petar Namoski geri dönmüştü. Namoski, Ufuk Sarıca, Volkan Aydın, yeni transfer Conrad McRae ve Tamer Oyguç ilk beşi, o efsane 5, Koraç Kupası'nı kazanan 5 varken yeni transfer Murat Evliyaoğlu'yla Mirsad Efes rotasyonuna çok değerli genişlik kazandırdı. O kadro Koraç Kupası'nı kazanmak ile birlikte hem Türkiye Ligi'ni hem de Türkiye Kupası'nı kazanarak hat-trick yapmıştı. Koraç finalinin ikinci maçında Mirsad 7 sayı ve 11 reboundla çok önemli katkı verdi ve NBA'ye ilk göz kırpmaya başladı. 1996-97 sezonunda Efes bir kez daha Türkiye Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazanırken EuroLeague'de önce D grubunu sonra da H grubunu lider bitirdi. Top 16'da Maccabi Tel Aviv'i 2-1 eleyerek çeyrek finale kaldı. Ancak Asvel'e 2-1 elendi ve Final Four'un ucundan döndü. 1997-98 sezonu Mirsad'ın NBA'in dikkatlerini iyice çektiği ilk sezondu. 34 maçta 12.1 sayı, 8 rebound, %39.7 üçlük yüzdesi hem de Efes gibi bir takımda bunu yapmaya yeterliydi. 12 takımla workout yaptı. Workoutları çok iyi geçti. Hatta beni arayarak daha fazla bilgi almak isteyen bazı scoutlar Mirsad'a Workout Warrior diyorlardı. Mirsad zaten ilk turda draft edileceğini hep söylüyordu. O yıldan önce de söylüyordu. Nitekim 18. sıradan Houston Rockets tarafından seçildi. Lockout takaslar Efes ile başarılı sezon derken 1999 yazında New York Knicks ile 3 sezon 2.7 milyon dolara kontrat imzaladı. Şimdi bir sezon önce Knicks final oynamış ve San Antonio Spurs'e 4-1 kaybetmişti. Çok sert bir takımdı. Patrick Ewing, Larry Johnson, Latrell Sprewell, Marcus Camby, Kurt Thomas, Charlie Ward ve bu tarife pek uymayan şutör ama çok iyi şutör Allen Houston. Kağıt üstünde bakıldığında tam bir Mirsad takımıydı. Ancak koç Jeff Van Gundy, Mirsad'ın beklemesi gerektiğini, çok şey öğrenip, tecrübe kazanıp sırasının öyle geleceğini düşünüyordu. 2006-2007 sezonunda Van Gundy aynı şeyi Vasilis Spanoulis'e yapacaktı. Mirsad oynamak istiyordu. Kendini gösteriyordu ama bu kez ona bakmayan bir koç vardı. Spanoulis'e 31 maç süre vermişti. Mirsad 7 maç süre alabildi. 9 Şubat 2000'de Knicks'le anlaşarak Mirsad serbest kaldı. Anlaşarak dediğim kontratından vazgeçti. Sırasını beklemeye tahammülü yoktu. 16 Şubat'ta ise Milwaukee Bucks'la imzaladı. Sezon sonunda Avrupa'ya döndü. NBA'de sabırsız davranmam en büyük pişmanlığımdır. Kendi sözleri. Ama o oynamak istiyordu. Tıpkı Efes'te olduğu gibi.
bir an önce sivrilmek istiyordu, kendini göstermek istiyordu. Fırsat verilmeyince de isyan etti. Üçlük atan, koşabilen, rebound alan, top çalan bir 4 numarayı hangi NBA takımı istemez ki? NBA macerası 2 yıl sürdü ve toplam sadece 17 maçta forma giyen Mirsad Türkcan 90 dakika süre aldı. Toplam 33 sayı, 33 rebound, 5 asist ve 3 top çalmayla NBA defterini kapattı. Eski yuvası Efes Pilsen bir sezon önce EuroLeague'de Final Four yapmış ve 3. olmuştu. 2000-2001 sezonunda ise yeni kurulan Supro League'de oynayacaktı. Avrupa'nın dev kulüpleri ikiye bölünmüştü. Efes'in uzun rotasyonunda Mehmet Okur, Hüseyin Beşok ve Kaya Peker vardı. Bir de Mirsad eklenince eşi benzeri zor görünen bir rotasyon ortaya çıktı. Ama Mirsad'ın oynama arzusu sadece NBA ile bağlantılı değildi. Bu kadar geniş rotasyon ve 2 yıldır Efes'ten uzak kalmak aldığı sürelerin Mirsad'ın beklentilerinin altında kalmasına neden oldu. Aralık 2000'de Efes'ten ayrıldı ve ona süre garantisi veren Paris Basket Racing ile anlaştı. Tabii ki hemen dikkatleri çekti ve sezon sonunda CSKA Moskova'ya geçti. Koç Valeri Tikhanenko o sezon Mirsad'a ortalama 35.1 dakika süre verdi. Mirsad sezonu 17.6 sayı, 12.8 rebound, 2.1 asist ve 1.2 top çalma, 25.8 de verimlilik ortalamalarıyla tamamladı. CSKA top 16'dan çıkamadı ancak Mirsad Türkcan EuroLeague normal sezon MVP'si seçildi. Ayrıca EuroLeague rebound kralı oldu. 2000-2001 sezonunda Ergin Ataman Siena'nın başına geçmiş ve son Sparta Kupası'nı finalde Valencia'yı 81-71 yenerek kazanmıştı. Şimdi Ergin Ataman EuroLeague'de iddialı şampiyonluğa oynayacak bir ekip kurmak istiyordu. EuroLeague MVP'si Mirsad Türkcan'ı Siena'ya transfer etti. Ataman Mirsad'ın süresini ortalama 35.4 dakikaya çıkardı. Mirsad'a en yakın süre alan oyuncular 33.15 dakika ortalamayla Vrbica Stefanov ve 32.05 dakika ortalamayla Alfonso Fort'tu. Mirsad aldığı sürenin hakkını da fazlasıyla verdi. 14.6 sayı, 11.8 rebound, 2.1 asist, 2.1 top çalma ve 24 verimlilik ortalamalarıyla tamamladı. Arda arda ikinci kez EuroLeague rebound kralı oldu. Top 16 maçlarında Mirsad 16.3 sayı, 11.8 rebound, 2.5 asist ve 27 verimlilik ortalamalarıyla Siena'yı Final Four'a taşıdı. Top 16 MVP'si seçildi. Final Four'da ilk maç bir İtalyan derbisiydi. Siena ve Benetton karşı karşıya gelecekti. 29 dakika süre alan Mirsad 0 sayı, 5 rebound ve -3 verimlilikle maçı tamamladı. Benetton maçı 65-62 kazanarak finale çıktı. Üçüncülük maçında CSKA Moskova karşısında Mirsad 16 sayı, 14 rebound, 4 asist, 3 top çalma ve 30 verimlilikle belki de kariyerinin en kötü maçının acısını çıkardı ve Siena maçı 79-78 kazanarak EuroLeague üçüncüsü oldu. Tarihinin en başarılı sezonuna rağmen hem Ataman hem de Mirsad sezon sonunda Siena'dan ayrıldı. Hatta Siena taraftarlarıyla gerginlik yaşayan ve protesto edilen Ataman ayrılma kararını sezon ortası almıştı ama sezon sonuna kadar kalmaya ikna edilmişti. İtalya'da kariyerine devam etmek isteyen koç, beklediği teklif gelmeyince Mirsad da çok mutlu oldu, CSKA Moskova'ya geri döndü. Ancak CSKA'nın başına Dušan Ivković gelmişti. CSKA çok geniş bir kadro kurmuştu. Mirsad'ın süresi 25.36 dakikaya indi. 10 sayı, 10.4 rebound, 17.4 verimlilikle sezonu tamamladı. İki kez EuroLeague en iyi ikinci beşe seçilmiş olmasının ardından
ilk kez de EuroLeague en iyi 5'ine seçildi. Final Four'un ilk ayağında Maccabi Tel Aviv karşısında 28 dakika 15 saniye süre alan ve 10 sayı 10 rebound 21 verimlilikle oynayan Mirsad ve CSKA maçı 93-85 kaybetti. Şimdi bir üçüncülük maçı daha oynayacaktı. Hem de eski takımı Siena'ya karşı. Mirsad bu maçta sadece 14 dakika 45 saniye süre aldı ve 7 sayı 6 rebound 11 verimlilikle oynadı. Bu arada 2003-2004 sezonuna Tolga Öngören'le başlayan Ülker Spor, daha sonra Ergin Ataman'ı takımın başına getirmişti. 2004-2005 sezonu için Mirsad'ın esasında rotası belli sanılıyordu. Ancak Dinamo Moskova'da Euro Cup'u kazanmak için çok güçlü bir kadro kurmuştu. Trajan Langdon, Lynn Greer, Sistov Lavrinovic, Lazaros, Papadopoulos ve Mirsad Türkcan'ı transfer etmeyi başardı. Ancak Dinamo grupları birinci bitirdikten sonra hem o farma hem de ilk maçı deplasmanda kazanmış olmasına rağmen elendi. Bir sezon gecikmeli olsa da Ergin Ataman sezon sonunda Mirsad Türkcan'ı Ülker Spor'a transfer etmeyi başardı. Ancak Ülker Spor top 16'dan çıkamadı. Mirsad'ın süreleri 30 dakikanın altına indi. Mirsad 17.2 verimlilik ve 8.9 rebound ortalamalarıyla yine de takımın en iyisiydi. Ama takım kimyası iyi değildi. Sezon sonunda Ülker Spor EuroLeague A lisans hakkını Fenerbahçe'ye verdi ve basketbol şubesini kapatıp Sarı Lacivertlere sponsor oldu. Son 7 sezonda 9 kez takım değiştirmişti Mirsad. Artık bir yere demir atması gerekiyordu. Basketbol kariyerinin son 6 yılını Sarı Lacivertli formayı giyerek geçirdi. Fenerbahçe ile 4 kez lig şampiyonluğu, 2 kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Kulübün 100 yılında şampiyonluğa imza atanlardan biriydi. 2011'de kazandığı 2. Türkiye Kupası ona pahalıya mal oldu. Beşiktaş ile oynanan final maçında sol dizinden ciddi bir şekilde sakatlandı ve sezonu kapattı. 7.3 rebound ortalamasıyla yine de EuroLeague'in rebound kralı olmuştu. Ancak en büyük hayalim dediği Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıma olmadı. Mirsad sakatlandığında Fenerbahçe top 16'da namağlup liderdi. Mirsad'sız Fenerbahçe son 3 maçını kaybedip gruptan Sarı Lacivertlilerin deplasmanda yendiği Olympiakos çıktı. Koç Neven Spa'ya Mirsad'ı bench'ten getiriyordu. Mirsad yine de takımın en çok rebound alan oyuncusuydu ve verimlilikte de sadece Roko Ukic'in arkasındaydı. Mirsad 6 sezon Fenerbahçe formasıyla EuroLeague oynadı. CSKA, Siena ve Ülker Spor'u da sayarsak toplam 10 EuroLeague sezonu. 2017'de EuroLeague Legends'a seçildi. İlklerin adamı Mirsad Türkcan 16 Eylül 2012'de CSKA Moskova ile oynanan maçta da basketbola veda etti. Son üçlüğünü attıktan sonra maça ara verildi ve Mirsad Türkcan Fenerbahçe basketbol tarihinde forma numarası Ülker Arena'da tavana asılan ilk oyuncu oldu. Mirsad'ın 6 numaralı forması Ülker Arena'da asılırken o zamanki Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da Mirsad'ın Fenerbahçe kulübüne üye olduğunu açıkladı. Gerçekten Fenerbahçe bu arada onu zor aldı. Fenerbahçe basketbol şubesi tarihinde bir ilk yaşandı biraz önce. Mirsad'ın 6 numaralı forması emekli edildi. Fenerbahçe spor aranının gönderine çekildi. Fenerbahçe Ülker Spor aranının gönderine çekildi. Mirsad'ın 6 numaralı forması ve Mirsad omuzlarda şimdi kenara doğru gidiyor. Çok güzel anlar, çok güzel, çok keyifli anlar. Maçın gelirleri Novi Pazar'daki Zihinsel ve Bedensel Engelli Çocuklar Hastanesi'nin inşaatında kullanıldı. Zaten Mirsad Novi Pazar'ı asla unutmadı ve hala hastanelere ve yardıma muhtaç olan insanlara da yardım ediyor. Mirsad Türkcan ile FSP Sen'in o Avrupa'daki ilk kez ses getirdiği dönemlerde
çok seyahat ettik. Maç sonrası otobüse biner binmez hemen istatistiklerine bakardı. Bunu düşündükçe halen gülümserim. 2001 Avrupa Şampiyonası'ndaki performansını da unutmak mümkün değil. O Hidayet Türkoğlu, Mehmet Okur, İbrahim Kutluay, Harun Erdenay ve hepsi tarih yazdı. Deli Mirsat derlerdi ona. Evet, ben NBA olacağım, ilk turda seçileceğim ve Türk basketboluna damga vuracağım diyecek kadar da genç yaşta deliydi. O genç yaşlarda. Mirsat denilince o sabırsızlığı dışında akla gelen ilk şey rebound. Euroleague tarihinde 1000 rebound'a ulaşan ilk oyuncu o olmuştu. Sabretseydi NBA'de kalsaydı, o reboundları orada alsaydı, neyse. Gönül adamıydı. My way or the highway tutumu eleştirilebilir. Ama her zaman takdir edilir. Türk basketboluna bir daha Mirsat Türkcan gibisi gelir mi? Büyük resime baktığında zannetmiyorum. Mirsat Türkcan, the king of rebound. İsmet Badem anısına şövalye. Ama savaşçı, hırslı, reboundçı ve üçlükçü Mirsat. Mirsat Türkcan, bir zamanlar Avrupa.